Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol, temizlik işçisi çalışanlarını sokağa attı. Gazi Emir Belediyesi'nde çalışan temizlik işçilerinden bir kısmı Gazi Emir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeden işlerine son verildi. Çalışan işçiler CHP'li Şenol'a tepki göstererek Sayın Başkan, bizi neden işten çıkartıyorsun? Bunu bilmek istiyoruz, bunu bilmeye hakkımız var. Lütfen bize neden işten çıkarttığını söylemeni istiyoruz diye sordular. Öğretim gören okula giden çocuklarımız var. Biz ailelerimize neye cevap vereceğiz? Suçumuzu bilmek istiyoruz diyorlar. Evet. 2012 Gazi Emir Belediyesi'nde temizlik işlerinde çalışmaktayım. Dün itibariyle ben dahil iki arkadaşımız iş hatlarımız feshedildi. Mevcut başkan Halil İbrahim Şenol Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday gösterilmediği için işçi tasfiyesine başladı. Diğer Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday olan Halil Arda'ya ben senin arkandayım derken bir yandan da arkasından kuyusunu kazıp işçi çıkartmaya, işçi kıyımına başladı. Bundan bir hafta önce de 5 kişi destek hizmetlerinden çıkartıldı. Belediye şirketine gittiğimde, belediye şirketine neden çıktım diye sorduğumda nedensiz çıkartıldığını söylediler. Bir madde yok, herhangi bir şey yok. Neden diye soruyorum. Buradan tekrar soruyorum. Halil İbrahim Şenol, Sayın Başkanım, biz size ne yaptık? Ne için işten çıkartıldık? Bunu bana hani izahını söylemek zorundasınız. Biz burada yağmur çamur demeden, yazı kışı demeden sabahın 5.30'unda gelip çöpümüzü topluyor, ekmeğimizi çıkartan insanlarız. Neden bizi ekmeğimizden ediyorsunuz? İşçinin arkasından derken, işçi mücadelesine destek vereyim derken neden şu anda işçiler çıkartılıyor? Bunun bir açıklamasını yapması lazım bize. Sayın Kılıçdaroğlu, bugüne kadar ben işçinin arkasındayım, bir tane işçi çıksın bunun hesabını ben sorarım derken şu anda Cumhuriyet Halk Partisi mevcut başkan aday gösterilmedi, işçi çıkartılıyor. Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Genel Başkan, biz işten çıkartıldık. Ne olacak bizim halimize? Neden bu emeğimiz sömürülüyor? Neden ne? İnsanların siyasi görüşü farklı olamaz mı? Yani A partisi, B partisi olamaz mı? Sonuçta bu Türkiye anayasal eşitliği yok mu bu ülkede? Neden? Biz neden çıkartıldık? Hala anlam veremiyorum. 2014'te yaptığımız bir grev kararımız vardı. Orada da 3 arkadaşımız işten çıkartılmıştı. Maaşlarımız verilmiyor diye. Ondan sonra temizlik işleri şantiyesine temizlik müdürü gelen Veli Artuç işçi tasfiyesine başladı. Kim gıcık ettiyse işçileri tek tek çıkartmaya başladı. Ama şartlı ama şartsız ama siyasi görüşü olsun ama farklı olsun hep neden aramaya çalıştı. Biz buna rağmen hizmetimizi sürdürdük. Sürülmemize rağmen, mobbing baskı görmemize rağmen emeğimize sahip çıktık. İşimize sahip çıktık. Başkanımıza sahip çıktık. Ama en sonunda başkan bizi neden işten çıkartıldı? Hala bunun cevabını alamıyoruz. Biz işimize dönmek istiyoruz. Biz işimizi istiyoruz. Tek derdimiz budur. Bugün burada temizlik işleri şantiyesinde biz işe geri dönüş başlatmamız için arkadaşlar toplarda bir de destek amaçlı. Allah razı olsun hepsinden. Destek amaçlı. Bir de destek çıkıyorlar. İşimize geri dönmek istiyoruz. Hazırda bu durum varken Sayın Halil Arda ve diğer Nazmi AK Parti adayı Nazmi Yılmaz'a da tekrar söylüyorum. Bunlara bir çözüm bulsunlar. Bu bir değil, iki değil, üç değil. Artık bunların önüne bir geçmeleri lazım. Şartsız, amansız, nedensiz işçi çıkartılmasın. Biz emeğimizin peşindeyiz. Bana dese ki sen şundan çıkartıldı, eyvallah diyeceğim. Neden yok? Madde yok. Sen işten çıkartıldın. 2 Nisan'da bize kadro sözü verildi. Kadro geldi. Sayın Cumhurbaşkanımızdan, Allah razı olsun bakanlarımızdan. Bundan sonra kimse iki dudağın arasında değil diye bir kelime çıktı. Hala biz iki dudağın arasında insanlarız. Hala çıkartılıyoruz. Niye bunlara müdahale edilmiyor? CİMER'e, BİMER'e başvurular yapıldığı zaman bize dönüşler olmadı. Olduysa bile haberimiz olmadı. Sadece biz bunu istiyoruz. İşimize sahip çıkıyoruz. İşimizi tekrar istiyoruz ve bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Allah'ın izniyle de inşallah işimize geri döneceğiz. Sayın Başkan'a bir kez daha söylüyorum. İşbaşı yaptırın başkanım. Herkes emeğinin peşinde düşsün. Sayın Halil İbrahim Şenol, 10 seneden beri Gazi Emir'de belediye başkanısınız. Size her türlü destek verildi. Hiçbir şekilde size karşı art niyetimiz olmadı. Olabilir, test düştüğümüz konular olabilir ama işimize taviz vermedik. Size karşı
terbiyesizlik, haksızlık hiçbir şekilde yapmadık. İşimizi istiyoruz Sayın Başkanım. Buna bir çözüm bulun. Yoksa biz işe çıkmayacağız. Yani artık işimizi, emeğimizi, hakkımızı istiyoruz. Ve bu hakkımızı da sürdüreceğiz Allah'ın izniyle. Teşekkür ederim. Ben orada bir şey söyleyebilir miyim? Mevcut Başkan Halil Erdağ'a sosyal medya üzerinden veya işte seçim koordinasyon merkezine başladığından beri ben senin arkandayım, desteğinim derken Halil Erdağ'a desteğim derken Mevcut Başkan Halil Erdağ'ın arkasından da kuyusunu kazıp işçileri çıkartılıyor. Sayın Halil Erdağ'ın önünü kapatıyor. Bugün Abdullah Arda Seydi Köyü'nün önde gelinmiş insanlarından birisidir. Allah rahmet etsin. Seydi Köyü'nün ilk müftüsüdür ve ilk belediye başkanıdır. Ve onun torununa nasip oldu bu Halil Erdağ belediye başkanlığı. Onun önünü kapatmaya çalışıyor. Ben sadece bunu söylüyorum Sayın Halil Erdağ. Lütfen tekrar söylüyorum. Artık her şeyi görün. Bugün seni destekliyorum derken arkandan senin kuyunu kazan Sayın Halil İbrahim Şenol ve diğer ekipleri kim varsa bunun önüne geçmeye çalışın. Yoksa bunun önüne geçemezseniz burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim kaybetmesi vardır. Evet. Tekrar söylüyorum Halil Başkanım. Evet. Teşekkür ederim. Şimdi eğer insanoğlu bir koyunu ağıldan atarcasına yaptıysa bunu bilsin ki hepsi yavaş yavaş çıkacak. Ha siyasi görüşte bizi alakadar etmez. Biz kendi ekmeğimiz peşindeyiz. Bunca insanlar çalışıyor sabah köründe kalkıyorlar karanlıkta. Kalkıp üstüne her 15 dakika biri kontrole gelip olup olmadığı yere tutanak torlar. Bunun sorumlusu kimse yok. Nasıl diyorsun biz çavuşuz. Yazarım gönderim müdür nasıl Veli Bey bizim babamız. Murat Tarık nasıl abimiz. Her türlü ipleri bizim elimizde. Bir arkadaşımız kendisi konuştu adama res çekti. Ve bir bayan arkadaşımızla konuştu kelime arge kelimedir. Veli Artuş. Ben ona sesleniyorum. Eğer Veli Bey sen zamanında Eşref Paşa'da ayakkabı boyarken neredeydin onu bir düşün. Ama bunu bil ki hakkımı sana helal etmiyorum. Ve de etmeyeceğim. Öbür dünyada her iki cihanda elim yakanda olacak. Bunu bil ki eğer ben bu işten çıktıysam eğer dönme şahidiyle Allah affederse beni affetme. Teşekkür ederim.